Merhaba ben Erol. Bu videoda yanımda gördüğünüz gibi iPhone 7 Plus ve iPhone 8 Plus var. Şimdi bu iki telefon hakkında konuşmaya başlayacağız. Ayrıca şunu demek istiyorum. Elimle tutmaktan ziyade bu şekilde tutmak daha mantıklı geldi. Bu alt taraftaki şey ise yani koydum kavise ise herhalde Çeyiz seti gibi bir şey içinde bardak mı ne vardı bilmiyorum. Bunu buldum koyabilecek yer olarak. Ama şu anlık beni kesinlikle idare ediyor diyebilirim. Her neyse şu an 7 Plus ve 8 Plus karşınıza gördüğünüz gibi. Şimdi arasındaki farklara değineceğiz. Fiyat olarak ikinci ay kısımda hangisini almak daha mantıklı bunları konuşacağız. Şimdi dış tasarımdan başladığımız zaman dış tasarım olarak neredeyse tasarımları her ikisinde de aynı. Bunun dışında ön taraftan baktığımız zaman her birine de home tuşu bulunurken arka tarafa geldiğimiz zaman ikisinin de tasarım dediğim gibi benziyor ve arka tarafında çift kamera bulunuyor. Bu çift kameraların görevlerinden birazdan bahsedeceğim. Dış tasarımdan yine devam edelim. iPhone 7 Plus'ın arkası alüminyum ama 8 Plus'a geldiğimiz zaman cam kesinlikle camın hissiyatı daha güzel. 7 Plus ısındığı zaman bunu tamamıyla bize hissettiriyor alüminyum olduğu için ama iPhone 8 Plus'ta böyle bir şey olmuyor. Yan tarafları ise her birinde de metal olarak geliyor. Ağırlık olarak 188 gram olarak iPhone 7 Plus 202 gram olarak da iPhone 8 Plus geliyor. Arasındaki kalınlık farkı ise birisi 7.3 milim birisi de 7.5 milim olarak geliyor. Neredeyse arasında kalınlık olarak bir fark bulunmuyor. Büyüklük olarak kesinlikle ekran büyüklüğü yetecektir size. Evet ne kadar küçük ekran gözükse de kesinlikle ve kesinlikle günümüzde her iki telefonda ekranı size yetecektir. Bu ne olarak alt ve üst taraftaki çerçeveler kötü duruyor. Eski senelerde çıktığı için böyle bir tasarıma sahip ama gerçekten yani günümüzde hala bence özellikle siyah modelleri şu an beyaz modeli var bir de siyah modeli var. Siyah model için şunu söyleyebilirim gerçekten hala şık duruyor beyaz modeli sanki biraz daha hani fakir arabası olur ya mesela bir arabayı örnek veriyorum ki bir tane arabanın beyazı olsun bir de siyahı olsun. Beyazı fakir arabası gibi gözüküyor ama siyahı biraz daha VIP gibi bir şey gözüküyor. Ya yani da telefonlarda aslında bunu söyleyebilirim. Ekran kısmına geldiğimiz zaman ekrandan bahsettik. Bari ekran kısmına geçelim. 5.5 inçlik IPS LCD bir ekranla geliyor ve her bir ekranımızda 1080p çözünürlüğü destekliyor. Buna ek olarak her bir de 60 Hz ekran yenileme hızıyla birlikte gelirken 625 netlik bir parlaklığa sahip her ikisi de. Güneş altında maalesef Maalesef ki her iki telefonunda parlaklığı yetmiyor. Güneşten gölge geçmeniz gerekiyor. Buna ek olarak 3D Touch. DCI patch, renk uzanın %100'ünü kapsamı gibi özellikleri yine her biri kapsıyor. Fakat 8 Plus'a geldiğimiz zaman burada hem retin ekran var hem de True Tone özelliğiyle birlikte ortama göre uyum sağlıyor ekran. Yani evet True Tone'u ne kadar aktif kullansanız da belki farkına varamamış olabilirsiniz ama dikkatli incelerseniz girdiğiniz ortama göre kesinlikle ekran ona göre şekil alıyor. Bence bu True Tone'un özelliği çok çok güzel diyebilirim. Yani arasında fark bulunmuyor fazla ekran olarak bence ama 8 Plus'ın ki biraz daha çok çok az da olsa iyi diyebilirim. Batarya kısımlarına geldiğimiz zaman 7 Plus'ta 2900 mAh batarya, 8 Plus'ta ise 2675 mAh'lık batarya bulunuyor. Tahmin edebileceğiniz gibi 7 Plus'ınki biraz daha iyi gidiyor çünkü batarya kapasitesi biraz daha fazla. Ben elimdeki telefonlara bakmadım çünkü batarya kapasitesi biraz düşük bazısının. O yüzden dolayı yani tam doğru olmaz diye internetten bakmaya çalıştım. 7 Plus'ınki biraz daha iyi gidiyor. Genel olarak işlemciye göre hani batarya tüketimi 8 Plus'ta daha iyi ama kapasite olarak 7 Plus'ınki biraz daha fazla fazla olduğu için bunu ters orantıyla birlikte bataryada öne geçiyor. Ayrıca her birinin Lightning girişinden şarj edebiliyorsunuz. 7 Plus da 10 Watt birlikte şarj edebilirken 8 Plus'ta ise 15 Watt'a kadar hızlı şarj desteği bulunuyor. Şarj olma sürelerini de sol tarafa zaten her zamanki gibi yazmış olurum. Gün kurtarır mı bu telefonlar? Evet kesinlikle gününüzü kurtarıyor. iPhone 7 ve iPhone 8 bile biraz az kısıtladığınız zaman günü çok rahat bir şekilde kurtarabiliyor. iPhone 7 Plus özellikle günü kurtarırken 8 Plus da yine kesinlikle kurtaracaktır. Fakat çok oynayan birisiyseniz maalesef ki günü hiçbir şekilde kurtarmıyor. Şarj etmeniz gerekiyor bu telefonları. Ama 8 Plus biraz daha hızlı şarj olduğu için için burada tercihen yani ben batarya kısmında 8 Plus tercih ederdim. Şöyle bir ters orantı da var. Yani 7 Plus'ın ağırlığı daha az ama kapasitesi daha fazla. 8 Plus'ın ki biraz daha ağır ama kapasitesi daha az. Yani burada biraz mantıksız oldu. Neden o ağırlık fazla geldi? Büyük ihtimalle yarka camdan ya da başka bir şeyden. Çünkü alüminyum parçalar genellikle hafif oluyor. Büyük ihtimalle camdan doluyor. o ağırlık fazlalığı oldu. Her neyse devam edelim. Burada ve kafamda soru işareti kalmıştı. O soru işaretini atlattım kendimce. İnternete bakmadan filan. Şimdi kamera kısmına geldiğimiz zaman. 7 Plus 8 Plus arasında kesinlikle kamera farkı var. Bunu geceleri özellikle gözünüzde görebiliyorsunuz. Çekimlerin yanında Kağıt üzerinde de farklar var hafiften. Zaten çekimlerdeki farkları şu an görüyorsunuz. 8 Plus ileri yönelik hem de şu anlık olarak tercihim diyebilirim kamera kısmında. Her birinde de 12 megapiksel değerinde ve 1.8 diyafram açıklığına sahip OIS destekten bir kamera sensörüyle birlikte geliyor. Dediğim gibi gündüzleri her ikisi de güzel çalışıyor. Sıkıntı yok. Ama gece geldiğimiz zaman burada 8 Plus kesinlikle kesinlikle öne geçiyor. İkinci kamera kısımlarına geldiğimiz zaman her birine de 2x zoom yapabilen 12 megapiksel yerinde ve 2.8 diyafram açıklığına sahip bir kamera sensörüyle birlikte geliyor. Bu 2x kamera ile birlikte hem optik olarak yakınlaştırma yapabilirken hem de bokehli fotoğraflar çekebilmenizi olanak sağlıyor bu telefonlarda. Evet günümüzde ne kadar böyle hani her telefonda bokeh özelliği vesaire bulunsa da o zamanlarda gerçekten çok çok Popülerdi. O zamandan sonra zaten bokeh özelliği telefonlara gelmeye başladı. Arka kameraların video performanslarında ise 4K'da 30 fps'i maalesef ki iPhone 7 Plus çekebiliyor. 8 Plus'a geldiğimiz zaman 4K'da 60 fps. 7 Plus'ta 1080p'de maksimum 60 fps alabiliyorsunuz. Ama 4K'da 30 fps seçeneği de yine 7 Plus'ta bulunuyor. Şimdi ön tarafa geldiğimiz zaman... Ön tarafta bence nerede hiç fark bulunmuyor. 7 megapiksel ve f2.2 diyaframa açıklığına sahip olarak her birinin ön kamerası da geliyor. Yani 7 Plus ile 8 Plus arasında ben böyle ahım şahım bir fark görmedim. İkisi de tercih edilebilir ön kamerada ön kamerada bir tercih yapacaksınız. Şimdi son olarak kamera kısmında biraz daha hani arasındaki farkı anlamanız için DxMark kameranın V3 puanına da baktığımız zaman 7 Plus'ta bu 88 iken 8 Plus'a geldiğimiz zaman 94 puanlık bir puanla karşımıza çıkıyor. Kamera kısmından yonga kısmına atlayalım. 7 Plus'ta A10 Fusion, 8 Plus'ta ise A11 Bionic işlemcisi bulunuyor. Şimdi arasındaki farklar biraz var evet. Çünkü özellikle 8 Plus'ın işlemcisi biraz level atıyor kendini. Zaten yapay zeka olarak olsun 8 Plus'ın işlemcisi kesinlikle kesinlikle daha iyi. Şimdi burada kağıt üzerinden bahsedeceğiz ama dediğim gibi yapay zeka olarak 8 Plus'ın işlemcisi daha iyi olduğu için sizin telefonunuzu daha iyi bir şekilde götürebiliyor. Burada haritalarından fazla bahsetmeyeceğim. Direkt puanlarından bahsedeceğim. iPhone 7 Plus'a baktığımız zaman Antutu V8 puanı 266 binken iPhone 8 Plus'a geldiğimiz zaman ise burada 320 binlik bir puanı var. Şimdi arasında evet gerçekten böyle ahım şan bir puan farkı yok ama bu puan aralıklarında bu puanlar biraz fark ettirebiliyor. Yani şöyle diyeyim 7 Plus'ın işlemcisiyle PUBG gibi oyunlarda orta yerlerde 40 FPS alabilirken 8 Plus ise orta yerlerde 60 kareye alabiliyorsunuz. Yüksek yerlerde yine 8 Plus'ın işlemcisi 40 FPS'leri görebilecek şekilde karşımıza çıkabiliyor. Bunun dışında günlük işlemlerde her iki telefonda kesinlikle ve kesinlikle işinizde her türlü bir şekilde görecektir. Yani çok rahat bir şekilde hem Instagram'da olsun hem başka ana sayfada olsun hem yaptığınız işlerde olsun kesinlikle çok rahat bir şekilde işinizi görebiliyor. Son olarak her birinde de 3 GB RAM bulunuyor. İsterseniz depolama kısmında ise 7 Plus'ta 32, 128 ve 256 GB'lık modeller bulunurken 8 Plus'a geldiğimiz zaman 64 ve 256 GB depolamaya sahip modelleri bulunuyor. Burada depolamalar sanki biraz şey kalmış, eksik kalmış. 7 Plus'ta 64 GB'lık model yok. 8 Plus'ta ise 128 GB'lık model yok. Burada biraz Saçma olmuş gibi mi geldi Yani o araları tuttursaydınız en azından Fiyat olarak seçeneğimiz daha fazla olurdu Ama Apple tayyalar öncesinden Yine kendisi açısından bir oynaklık yapmıştır Diye düşünüyorum Son olarak hafıza kartı girişi zaten bildiğiniz gibi Hiçbirisinde yok SIM slotlarında ise bir tane SIM kartını takabiliyorsunuz. Kablosuz bağlantılar kısmında 4.5G desteği ile birlikte geliyor. Wi-Fi desteği Wi-Fi 5 olarak gelirken NFC desteği zaten her zamanki gibi olduğu gibi bünyesinde her iki telefonda da bulunuyor. Bunun sayesinde temas ödeme vesaire işlemleri her iki telefonda da yapabiliyorsunuz. Kısa test sensör zaten bulunmuyor. Bluetooth versiyonu 7 Plus'ta 4.2 iPhone 8 Plus ise 5.0 fakat arasında ben bir fark görmedim. Yani her iki telefonunda Bluetooth'un güzel çalıştığını belirtebilirim. Burada ses kısmına geçtiğimiz zaman ise 8 Plus'ın ses kısmında başarısı daha iyi. Hem ses yüksekliği olsun hem bas ve tizlerin daha iyi olması olsun. 8 Plus burada öne geçiyor. Her birinde de çift hoparlör bulunuyor. Ayrıca her birinde de çift hoparlörle birlikte geliyor. Fakat 7 Plus'taki çift hoparlör bence 8 Plus'ı geçemiyor dediğim gibi. Yani 8 Plus'ın ses deneyimi 7 Plus'a göre gerçekten fark edecek şekilde duyuluyor. Son olarak kablo kulaklığınızı Lightning girişi üzerinden yine takabiliyorsunuz. Suya ve tuza karşı dayanıklılık kısmında her birinde de suya ve tuza karşı dayanıklılığı bulunuyor. Ama ikinci el olarak alırsanız kesin kesinlikle sudan ve tozdan uzak tutun. Çünkü burada tamirat, tadilat vesaire giriyor. Sonra tam olarak kapatamıyorlar falan. Bunun açıklamasını kaç kez yaptım ben size. O yüzden alay sudan kesinlikle kesinlikle bu telefonlar uzak tutun. Parmak izi okuyucusu hangisinde iyi çalışıyor diyor. Sorarsanız her birinde de parmak izi okuyucusu iyi çalışıyor ama 7 Plus'ta bazen hata verebiliyor sık sık. Yani 8 Plus'ta salıyorum ki 100 kere yaparken 5 tane hata veriyorsa bu 7 Plus'ta 100 kere de 10 kere oluyor. 8 Plus 7 Plus arasında bir hız farkı yok. Dediğim gibi hata verme konusunda 7 Plus sanki daha fazlaymış gibime geldi. Genel olarak özellikleri bu şekildeydi. Sizin tercihiniz hangisi olurdu diye sormayacağım. Çünkü bu videoyu siz fikir almak için izliyorsunuz. Ama yorumlarınız varsa aşağı taraftaki yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Şimdi benim tercihime gelecek olursanız. Burada Bence ileri yönelik olarak 8 Plus her türlü sizi götürecektir. Şöyle 4 sene kafadan götürecektir. 7 Plus'ın ise şöyle 2 senelik ömrü kaldı. Bir zaman sonra uygulama desteği vesaire bunlar da çekilecektir. Ve artık telefon hafiften hafiften kullanılamaz hale gelecektir. Eğer ki 2 sene beni bir telefon götürsün diyorsanız 7 Plus'ı alabilirsiniz. Ama iPhone 8 Plus'ın özelliklerine baktığımız zaman işlemci konusunda olsun, kamera konusunda olsun, ekran konusunda olsun biraz daha bu yönler değil. Batarya konusunda evet biraz geride kalıyor fakat bence bu sizi fazla sıkıntıya sokacak derecede kötü değil. Ayrıca 8 Plus'ı satmak istediğiniz zaman yine biraz daha rahat bir şekilde satabiliyorsunuz bir iki sene içerisinde. 7 Plus satmak istediğiniz zaman biraz daha hafiften de olsa zorlanıyorsunuz. Yani demek istediklerim bunlardı. Eğer ki ikinci el kısmında temiz ve güzel bir şekilde iPhone 7 ya da iPhone 8 Plus bulursanız pil sağlığına da pil sağlığına da çok çok dikkat edin. Çünkü genellikle pil sağlığı düşük oluyor. Yani isterseniz siz değiştirirsiniz, isterseniz de başka birisine değiştirirsiniz eğer ki anlamıyorsanız. Bu şekilde pil sağlığında halletmiş olursunuz. Dostlar kısacası video bu şekildeydi. Bir dahaki videoya kadar görüşmek üzere. Hoşçakalın.